Efendim 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi konuğumuz Profesör Doktor Nihat Özer. Kendisi kardiyoloji uzmanı. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler de iyisiniz. Çok güzel, teşekkür çok iyiyiz. Teşekkür ederiz. Malum kardiyoloji deyince aklımıza hemen kalbimiz geliyor. Evet. Bununla ilgili de ekibimizin hazırladığı bir sokak röportajı var. VTR'imizi izleyin. Arkasından sohbetimize devam edelim. Kalp sağlığı için neler yapıyorsunuz? Nelere dikkat ediyorsunuz? Kalp sağlığı için yaptığım olay genelde yürüyüş. Şu an, yani bu yaşıma göre yapabileceğim fazla bir spor etkenliği yok. Tabii aynı zamanda beslenmeye de dikkat etmeye çalışıyorum. Biraz kilom var, o kiloyu vermeye çalışıyorum mümkün olduğu kadar. Zaten kalp hastasıyım. Mitral kapak replasmanı yapıldı, bende değişmesi yapıldı. Sormam gereken de bazı olaylar var. Nedir onlar? Hali hazırda. Kalp krizi belirtileri neler? Kalp rahatsızlıkları ameliyatsız tedavi edilebiliyor mu? Kalp pili takılması denilen bir olay var. Kalp pili takıldığı zaman ne gibi bir işlemler yapılması gerekiyor? Kişinin kendisine neler, ne şekilde bakması gerekiyor? Bunları açıklarlarsa sevinirim. Şimdilik bu kadar soracaklarım. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet, görüntülerimizden sonra tekrar stüdyomuzdayız. Sayın hocam, kalp ve damar hastalıkları deyince aklınıza neler gelmeli? Yani kalp damar hastalığı deyince en başta insanların aklına gelen kalp kriziyle sonuçlanan, evet, ya da kalp krizine giden yolda bir takım önemli neticeleri olan kalbin kendisini besleyen damarların hastalıkları. Burada da damarlara herkesin malumu artık bir yerde öğrendik. Damarların içerisinde kireç ve yağ çökmesi sonucu damarların daralması, hatta bunun üstüne pıhtı dediğimiz oluşumun gelmesiyle kalp krizi oluşması gibi talihsiz sonuçları, hatta dünyadaki en çok ölüm sebebi, ki keza yurdumuzda da öyle, olan hastalık grubu. Maalesef gerek yaşamın stresi, gerek bir takım yandaş hastalıkların artık daha erken yaşta ortaya çıkması, zararlı alışkanlıklar, yanlış beslenme tarzları, yanlış beslenme en çok tarzı, ileride olabilecek bir hastalık grubu iken genç yaşta artık yaygınlaşmış bir hastalık grubu haline geldi. Tabii kalp ve damar hastalığı deyince sadece kalbin damarlarının hastalığı gelmemeli. Kalbin diğer oluşumlarının da hastalıklarını göz ardı etmemek lazım. İşte kapakları, kalbin kendi yapısı, kas yapısı ya da kalbin dışını kaplayan zarı dediğimiz perikardın yapısı, hastalıkları gibi bir sürü hastalık grubu var. Ama aklımıza ilk gelen ölümcül sonuçları olabildiği için damar hastalığı deyince bu kalp kriziyle seyredebilen koroner dediğimiz kalbin kendisini besleyen damarın hastalıklarıdır. Evet. Bunda tabii genetik faktörler de etkili, öyle değil mi hocam? Yani mesela çok, babasında çok erken yaşta bir kalp krizi, tabii, yaşanmış, dedesinde olmuş kişiler aslında risk altında oluyor otomatikman, öyle değil kesinlikle mi? Kesinlikle. Yani belki de bu işin yarısı genetik. Değil mi? En önemli şeyi. Diğer faktörler genetik zeminde daha olumsuz yönde gidişe neden oluyor. Mesela genetik olarak ailesinde kalp damar hastalığı olan bir kişinin sigara içmesi riskini çok çok artıracaktır. Hı-hı. Genetik olarak yine ailesinde kalp damar hastalığı olan bir kişinin kendisinin yüksek tansiyonu, şeker hastalığı veya diğer kalp damar hastalığı açısından risk teşkil eden yağ oranlarının yükselmesi ya da stresli bir yaşamının olması kalp hastalığı açısından onu daha korunmasız hale getirecektir. Ki kesin kanıtlanmış ve değiştiremeyeceğimiz en önemli risk faktörü ailemizde kalp hastalığı olması. Hmm. Evet, bu çok etkili. Özellikle de genç ölüm olursa, yani 50'li yaşların altında bir genç ölüm olursa birinci derece yakınlarımızda, işte annemizde, babamızda, bu sizi korkunç bir risk altında bırakıyor. Gerçekten bu check-up sistemi, bu paternlerinin içerisinde kalp ve damar sağlığı yönünden orada yapılan işlemler gerçek manada bir tanı kriteri taşıyor mu? Şöyle söyleyeyim, genel olarak check-up paketindeki kullanılan tetkik yöntemleri %100'ü bırakın, %50 bile yeterli değil. Değil. Benim şahsi kanaatim. Yani çünkü kan tahlili, evet, kolesterolü yüksek mi, şekeri yüksek mi, belki bir takım riskleri ortaya koyabilir ki çoğunda bunları detaylandırılmıyor bu check-up panellerinde, kan tahlilleri bile. İşte bir elektro, bir röntgen filmiyle kalp damar hastalığı hakkında çok ciddi bilgiler sahip olamıyoruz. Maalesef bizim hastalık grubumuzun en önemli şeyi bazen detaylı tetkiklendirme. Evet. O bakımdan check-up paneli tam olarak kalp damar hastalığı riskini belirlemede veya teşhiste çok yeterli değil. Daha detaylı kardiyolojik muayenelerin, tetkiklerin yapılmasını daha doğru buluyorum. Yani check-up'tan geçtim, kalbimde bir şey yok
demek doğru değil. Mesela bu direkt anjiyo mudur hocam? Anjiyo olunca mı anlaşılır? Hayır, hayır, ya da kimler anjiyo yaptırmalı? Evet. Yani anjiyo aslında bizim yolumuzun sonu. Yani tetkik anlamında en son yapacağımız şey ve en önemli tetkik. Ama ona gelinceye kadar masum testlerimiz var. Bir hasta geldi bize. Kalp damar hastalığı açısından riskleri var. Ailesinde kalp hastalığı var. Kendisinin kolesterolü yüksek. Herhangi bir şikayeti olmasa bile kalp hastalığı olabilir. Bu hastaları biz ilk önce muayene ediyoruz. Muayene ettiğimiz zaman kalbindeki bir kapağındaki bir kaçağın sesini duyabiliriz. Muayene ettiğimiz zaman nabzındaki bir ritim bozukluğuna tesadüf edebiliriz. Muayene ile başlıyoruz. Sonra elektro çekiyoruz. Temel tetkiklerimizin başlangıcı. Elektro ve muayene bu işin %50'si. Yani yazı tura gibi. Yani kalp damar hastalığı ya da kalple ilgili bir hastalığı varsa %50'sini tanı koyuyoruz. Evet. Şimdi devamında özellikle riski de varsa, hani kalp damar hastalığı açısından mutlaka bir şey çıkabilir dediğimiz hastalarda mutlaka tetkik düzeyini yükseltmemiz lazım. İşte basit olarak işte efor testi yapabiliyoruz, yapısal değerlendirme için ekokardiyografi yapabiliyoruz. Bunlarla bile %70'e 75'e geliyoruz. Şimdi bütün bu tetkiklerde aradığımız koşul hem hastaya mali olarak zarar vermeyecek hem de sağlık olarak zarar vermeyecek. Bu testlerin neticesinde kuvvetle şüphemiz neredeyse doğrulanmışsa o zaman kalp damarını görmek için ve tedaviye karar vermek için anjiyo yapıyoruz. Yoksa anjiyo bir tarama testi, tanı testi değildir. Peki, anjiyo işlemi sırasında bir de hep duyduğumuz bir stent takılması olayı vardır. Yani sizin anjiyonu stentli miydi, stentsiz miydi gibi bir kavram var. Doğru. Burayı da açabilir misiniz bize? Tabii. Bizim şimdi yüksek ihtimal kalp damar hastalığı olduğunu tahmin ettiğimiz testlerde müspet çıkan hastalarda anjiyo öngörüyorsak, anjiyo ile zaten damarları görünür hale getiriyoruz. Stent işlemi de aynı anjiyografik işlem gibi anjiyonun seansında aynı cihazların içinden yapılabilir. Bu bakımdan yüksek riskli damarında bir problem olduğuna kanaat getirdiğimiz testlerle müspet olan hastalarımızda biz genelde hastamızı defaatle aynı işleme tabi tutmamak, riskini artırmamak için uygunsa damarına stent takıyoruz. Tabii uygunsa. Bu da çünkü suistimal edilen bir şey. Çünkü herkese stent takılmaz. Herkese anjiyo yapılmadığı gibi. Mutlaka ve mutlaka gerekçemizin tam olması lazım. Çünkü uygunsuz yapılan bir stent işlemi sağlıklı insanı sağlıksız hale getirecektir. Evet. Dönem dönem insanlar çarpıntı yaşayabiliyor. Burada en yakın zamanda bizim ekip arkadaşımızda da bu oldu. Hani herkes böyle hemen telaşlanıyor falan. Bunların her biri bir ritim bozukluğu mudur? Yani o an herkes tabii ki işte tansiyonunu ölçüyor, nabzına bakıyor falan. Bir bakılıyor biraz yüksek, sonra düşüyor gibi. Bunların her biri bir ritim bozukluğu anlamına mı gelir? Ne düşünülmeli o gibi durumlarda? Evet. Yani çarpıntı polikliniğe gelen hastalarda aslında büyük bir yer kaplıyor. Değil yani mi? Tabii ki işte yarım bilgi aslında en tehlikeli bilgi. Evet. Herkes internetten bir şeyler öğreniyor. İşte kalp hızının artması şeklinde gerçek bir çarpıntıyla da gelebiliyor. Kalp hızının artmasından bağımsız kalbinin sesini duyarak işte bir çarpıntı şikayetiyle gelebiliyor. Genel olarak ama şunu söylemek lazım. Her çarpıntı bir aritmi değildir. Yani kalbimiz bizim duygularımızla da hareket edebilen bir organdır. Yani biz korktuğumuz zaman, heyecanlandığımız zaman kalp hızımız artar. Yani makul seviyelerde artan kalp hızımız vardır. Yani biz normal ritmin hızlanması diyoruz buna. Sinüs taşikardisi adı altında tıbbi olarak söyleniyor. Ve birçok hastamız aslında duygulanım, panik, işte korku, hezeyan bu sebeplerle kalp hızının artmasını çarpıntı olarak mütalaa ediyorlar. Gerçek aritmi ise aslında bize başvuruların arasında çok az yer kaplıyor. Biz yine de her çarpıntı başvurusunu ama ciddiye alıyoruz. Değerlendiriyoruz. Elektro çekiyoruz. Özellikle en fazla karşılaştığımız durumlar kalp dışı sebepleri. İşte guatr problemi olabiliyor, kansızlık olabiliyor, psikiyatrik problemler olabilir. İşte bunları araştırıp eradike ediyoruz, dışlıyoruz. Ama kalple ilgili olanları da mutlaka tespit etmeye çalışıyoruz. Çünkü kalbin gerçek aritmileri ciddidir. Yani bu kadar rahat bahsedilebilen konular değildir. Bir hasta çok rahat işte benim çarpıntım oluyor diyorsa büyük ihtimalle sekonder sebeptir veya kalp orijinli değildir. Kalp orijinler genelde çünkü özellikle bazı grubu hayatı tehdit edebilen işte hastanın bayılmasıyla gidebilen ve bizim daha de ciddi, ağır seyredebiliyor ciddi yani. İşlemler yaptığımız hasta grubunu oluşturur. Ama biz muhakkak her hastayı, kalple ilgili gelen her hastayı ciddiye alıyoruz ve gerçekten aritmisi var mı diye araştırıyoruz. Şimdi böyle izleyicilerimizden de merak edenler olmuştur. Gerçek kalp çarpıntısında
nasıl bir farklılık olur hocam? Direkt bundan şüphelenin dediğiniz durum ne olabilir? Mesela işte nefesimi kesilir, başı döner, düşer mi? Şimdi patolojik, yani gerçek anlamda kalp ritminin bozulduğu durumlarda kalp hızı çok artar. Yani 110-120'lerde değil, 170'lerde, 180'lerde. Ha. Şimdi kalbimiz 180'lerde, 190'larda efor yapmıyor iken, durup dururken artarsa tansiyonumuz düşer. Bir baygınlık olabilir. Hakikaten hasta bunu mutlaka acile gitmek zorunda kaldığı bir duygu olarak zaten sergiler. Hmm. Dolayısıyla şimdi burada tabii esas olan şu, hastaların bazıları bunu fark edebiliyor. Yani gerçek anlamda söyledikleri doğru çıkıyor. Kalp hızının arttığını, yani sayının arttığını söyleyebiliyorlar. Hmm. Ama bazı hastalarımızda kalp sesini duyuyorlar mesela kulaklarına yattıkları zaman. Güm güm böyle. Bu tansiyonla da alakalı olabilir. Yani yüksekliği veya düşüklüğü, bunu aritmi olarak duyabiliyorlar. Ama gerçek aritmi çok hızlıdır. Kalp ritmi gerçekten hızlıdır. Düzenli de olabilir, düzensiz de olabilir. Hmm. Ama düzensizse bu çok daha önemlidir. Yani bunu dikkate almak lazım. En kısa zamanda bir sağlık koçuna başvurmakta fayda var. Hocam bir de kalp hastalıkları denildiği zaman, kalp tedavileri denildiği zaman hep akla ameliyatlar gelir. Böyle göğüs ön duvarının baştan başa açıldığı, böyle derin izler olan, bacaktan damarların alındığı, onların izleri olduğu çok gürültülü herkesin tablolardır. De çok korktuğu, herkesin de çok korktuğu şeylerdir bunlar. Yani öyle bir tedaviler var mı? Ameliyatsız bir tedavi yöntemleri var mı bu konuda? Tabii tabii. Yani şimdi Allah cerrahlar başımızdan eksik etmesin. Etmesin tabii. Cerrahlar da lazım ama cerrahin işi giderek azalıyor. Yani özellikle ben kendi alanım için söylüyorum. Daha doğrusu kardiyologlar ve cerrahlar birbirlerine yaklaşmaya başladılar. Yani birbirlerinin işlerini yapabilmeye başladılar. Yani eskiden mutlaka ameliyat dediğimiz, ameliyat olmalı, başka da çaresi yok dediğimiz birçok hastalık grubu artık ameliyatsız da çözülebilmekte. Hmm. Bu tabii her gün yeni bir teknolojik anlamda, sağlık anlamda gelişmeler oluyor. İşte stentler iyileşiyor, kateterler iyileşiyor. Biz de bunlardan muhakkak hem tecrübe anlamında hem yenilik anlamında nasibimizi alıyoruz. Ve eskiden yapmaktan imtina ettiğimiz, korktuğumuz birçok vakayı artık yapar hale geldik. İşte çatal lezyonları yok, damarın başlangıçları yok, ana damar lezyonları. Bunların hepsi hep cerrahiye giden vakalardı. Artık bunlar kardiyoloji tarafından basit, yani radyal dediğimiz şuradan küçük bir noktadan girilmek suretiyle çok kolay, hatta aynı gün taburcu edilecek şekilde yapılabilmekte. Bu kadar güzel değil mi? Kalp pili de böyle yapılabilen bir uygulaması. Kalp pili de çok değişik farklı sebeplerle kullandığımız çok önemli bir tedavi aracımız bizim. İşte kalp yetersizliklerinde kullanabiliyoruz. Özellikle ritim bozukluklarında, yavaş kalbin yavaşlığıyla seyreden ritim bozukluklarında yine son derece artık yer kaplamayan, daha küçük, daha kolay uygulanabilir şekilde yapabiliyoruz. Hı hı. Hocam gerçekten çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Bizim kardiyoloji dediğimiz zaman, kalp ve damar hastalıkları dediğimiz zaman, kalp krizleriyle giden, sonu her zaman böyle şifa olmayan, insanları tedirgin eden bir hastalık grubu. Fakat bunlardan doğru yönetimlerle, doğru tedaviler ve doğru tekniklerle daha kolay, daha sağlıklı bir şekilde bundan kurtulabileceğimizi bize gösterdiniz. Evet, çok teşekkür ederiz Sayın Hocam. Evet sevgili izleyiciler, bu sabahki programımız Doktor Nihat Özer, Profesör Doktor Nihat Özer'de kardiyoloji uzmanı, kalp damar hastalıkları ve kalp bilini konuştuk.